Shaggy, what are you doing in the corner? I'm scared, man! Like scared! Tarihler 1999'un Ekim ayını gösterdiğinde Cartoon Network'ün yayın akışına 3 farklı Scooby-Doo maratonu eklendi. Bunun sebebi Cadılar Bayramı'nın geliyor olmasıydı ve bu konsept bağlamında Cartoon Network'te saatlerce Scooby-Doo yayınlanacaktı. Cartoon Network, 99 yılının Cadılar Bayramı için bundan başka bir şey planlamıyordu aslında. Ama o dönem kanalda çalışan 3 tane animatörün aklında bambaşka bir şey vardı. Yine aynı sene çıkan ve çok ses getiren korku filmi The Blair Witch Project'i Scooby-Doo'yu uyarlamak. Hem de gerçek dünyada. Bu fikri kısa bir videoyla kanala sundular ve kabul edildiler. Bunun sonucu olarak da 99 yılının Cadılar Bayramı'nda The Scooby-Doo Project adı altında 18 dakikalık korku filmi Cartoon Network ekranlarında yayınlandı. Filmin hikayesine geçmeden önce Animasyon Gizemleri serisinin ilk videosuna gösterdiğiniz ilgiden dolayı size teşekkür etmek istiyorum. Normalde bu hafta bir The Walking Dead videosu gelecekti ama hazır bu kadar ilgi varken bu serinin ikincisini çekeyim dedim. Şimdi hazırsanız The Scooby-Doo Project'e geçelim. Film, Velma'nın bizim zaten tanıdığımız ekibi tekrar tanıtmasıyla başlıyor. Sonrasında hemen araştırma yapacakları bölgeye gidip oradaki yerli halka sorular soruyorlar. Bir takım tuhaf cevaplar alıyorlar ama hiçbiri ekibimize gizemi çözebilmeleri için mantıklı bir yol sunmuyor. Ardından kamyonetlerine atlayıp olayı daha yakından incelemek için ormana gidiyorlar. Araçtan inip ormanın derinliklerine doğru ilerliyorlar. Bu sırada gece oluyor ve bir hayvan mezarlığının yanında çadır kuruyorlar. Araştırmaya sonraki sabah devam edecekler. Ama gece gelen ürkütücü sesler ekibimizin uykusunu bölüyor. Sabah olduğunda çadırın yanında bir yığın Scooby bisküvisi buluyorlar. Bunların lanetli olduğunu düşünüp dokunmamaya karar veriyorlar ama 2 saniye sonra Scooby dayanamayıp bunları yiyor. Yaşadıkları bu ürkütücü olaydan sonra kamyonete geri dönmeye karar veriyorlar ama yolu bulamayıp ormanda kayboluyorlar. Bu süreçte ekip birbirleriyle ciddi şekilde kavga etmeye başlıyor. Böyle bir tartışmayı başka bir Scooby-Doo yapımında büyük ihtimalle göremezsiniz. You have no idea where the mystery machine is. Why is it you're the one who's always driving anyway? Oh, is that how it is? Well, listen here, Ms. Smarty Pants. Maybe if you chip in for gas every once in a while, you could drive. Tüm gün birbirleriyle tartışarak kamyonetin yolunu bulmaya çalışıyorlar. Bu sırada gece oluyor ve Scooby-Doo kayboluyor. Sonrasında onu bulup çadıra geri dönüyorlar ama çadırdan tuhaf bir ses geliyor. Scooby? Scooby-Doo? Is that you? Puppy power! Korkup kaçtıktan sonra sesi çıkaran şeyin Scooby-Doo'nun yeğeni Scrappy-Doo olduğunu fark ediyorlar. Scrappy bir şekilde bizim ekibi bulmuş ama ekip bundan pek memnun değil. Scrappy karakterini bilmiyor olabilirsiniz, o yüzden çok kısa araya giriyorum. Kendisi amcası Scooby'nin aksine oldukça cesur bir köpek yavrusu ve gizem çözmeyi çok seviyor. Scrappy bir süre bizim ekibe salçı olduktan sonra uzaklardan bir canavar sesi duyuyor ve canavarı pataklama ümidiyle ormanın derinliklerine doğru koşuyor. Bizim ekip de bunu fırsat bularak Scrappy'den kurtulmak için onun gittiği yönün tersine doğru koşmaya başlıyor. Bu sırada da terk edilmiş bir ev buluyorlar. Evde bir yaratıkla karşılaşıyorlar ve o her bölüm olan klasik kovalama seansı başlamış oluyor. Ardından bir şekilde yaratığı yakalıyorlar ve maskesini düşürüyorlar. Onu sorgulamaya başlıyorlar ve birkaç sorudan sonra Fred, "Peki bizi çadırdaki o gece neden korkuttun?" diye soruyor. Adamsa, "O ben değildim," diyor ve olanlar oluyor. Well, if you didn't do it, then who? Beside a dirt road. Search parties have spent several days searching the woods and found hundreds of Scooby snacks, but no trace of the teenage sleuths have been found.
Hikaye bitti ama sizin de kafanıza bir soru takıldı mı? Ekip neden Scrappy'den rahatsız oldu ve neden ondan kaçtılar? İşte bu kısa filmdeki bu olay ileride Scooby-Doo markası adına çok tuhaf şeylere evriliyor. Ama bu olaylara bu videonun devamı olarak sayılabilecek animasyon gizemleri 3'te değineceğim. Scooby-Doo'nun hikayesinden çok serinin arka planında olan olayları ve Scrappy-Doo'nun nasıl tüm markayı kurtarıp sonradan kötü karaktere dönüştürülerek seriden çıkarıldığını o videoda anlatacağım. O zamana kadar bu video için ertelediğim The Walking Dead videosu paylaşılacak ve sen tüm bu gelecek videolardan haberdar olmak istersen kanalıma abone olabilirsin. Başka bir videoda görüşmek üzere, seviliyorsun. Bye bye.